Mobil Uygulama Videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün size yine bir mobil uygulamanın kullanımından ve detaylarından bahsedeceğim. Haydi videomuza başlayalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size 1080 piksel kalitesinde nasıl telefondan filigransız ekran kaydı alabilirsiniz onu göstereceğim. Şu an kullandığım uygulama da o zaten. Şimdi arkadaşlar uygulamanın linki açıklamada var. Veya Google Play'e gelip ee, hemen Google Play'imize bir girelim. Benim telefon Huawei olduğu için G Space'ten giriliyor. AZ Screen Recorder yazarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle açalım. Bakın uygulamayı da göstereyim size. Ee, hemen ha uygulamamız bu arkadaşlar zaten bayağı kişinin de kullandığı bir uygulama öyle söyleyeyim 1 milyon yorumu var yani ne kadar indirme var 50 milyonun üstünde Çoğu youtuber da bununla çekiyor hatta uygulamada şu ikon var ya şu an salladığım ikon onu kaldırma seçeneği bile var yani hiçbir şekilde ekran dışında herhangi bir şey göstermeme de var ben bunu hani işte şuraya indireceksiniz şunu yapacaksınız demek için kullanıyorum bence siz de kullanın şimdi uygulama ayarlarına geliyoruz uygulama ilk geldiğinde telefonunuzun sürümüne göre 1080 piksel seçilmiyor arkadaşlar onu kendiniz ayarlamanız lazım Ayarları nasıl yapacaksınız onu da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ilk açtığınızda burası genelde boş oluyor. İşte sizden izin falan istiyor. İşte galeriye erişim izni, mikrofona erişim izni, kameraya erişim izni tarzı. Kamera istemiyor büyük ihtimalle izinleri verdikten sonra e, buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Ayarlar kısmına geliyorsunuz. En önemlisi burası. Şimdi size ilk geldiğinde çözünürlük e, şu 16, e, 16 diyorum. 1600 çarpı 720. Yani bu 720 pikselden bahsediyor arkadaşlar. Bu gelir arkadaşlar. Ondan dolayı bunu 1080 yapın. E, bu daha az yer kaplar, kalite daha düşük olur. 1080 yaparsanız HD olur. Tamamdır. Bu okey. Bit hızı, kare hızı bunlar otomatik. Döndürmeyi de otomatik yapın. Onun dışında çoğusunda bende mesela her indirdiğimde ses kaydetmeyi kapatır. Şu an kapatmak istemiyorum videoda eğer hani algılarsa diye. Ses kaydetmeyi de açmanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, onun dışında ee, mikrofonu da şimdi eğer kulaklık takıyorsanız onu kendi algılar ama ekstra bir mikrofon takıyorsanız onun da ayarını yapmanız lazım şöyle basayım hani burada e, çıkar büyük ihtimalle ben normal telefonun mikrofonundan konuşuyorum ee, onun da ayarını yapmanız lazım şimdi çıktı dizini de falan şey yapmanıza gerek yok zaten galerinize kaydediyor arkadaşlar az screen recorder kısmıyla ee, burada yeşil ekran sorununu düzeltme şu bu bunlar kendi isteğinize göre zaten bu kadar detaylı şeyler biliyorsanız yaparsınız öyle düşünüyorum. Şimdi sihirli düğmeyi kullan özelliği var. Bu ne bilmiyorum ama benim dediğim şey şu. Mesela ben şu an bunu oynatıyorum ya. Kayıt yaparken kayıt penceresini gizle. Mesela bak bunu bunu gizliyor. Bu yuvarlığa gizliyor. Sadece şu yukarıda bakın şöyle göstereyim. Hemen şunu silelim. Şu yukarıda Burada bakın kaydı durdurmak için buraya dokunun kısmı var. Kaydı buradan durduruyorsunuz. Bu buraya aşağı indirme kısmını da e, şeyden kesersiniz zaten. Montajdan kesersiniz. E, bir diğer videomda da montajı nasıl yapabilirsiniz telefondan. 1080 pikselliğine onu anlatacağım arkadaşlar. Onu da izleyebilirsiniz aynı kanaldan. E, onun dışında geri sayım değeri var arkadaşlar. Bu ben videoyu başlata bastığımda 3, 2, 1 diye sayıyor. Eğer siz işte başlata bastıktan sonra böyle hani nefesinizi ayarlıyorsanız. Veya işte hazırlanıyorsanız kullanıyorsanız eğer videodan önce yapamıyorsanız başlarken yapabiliyorsanız onun süresini değiştirebiliyorsunuz öyle söyleyeyim veya fırça özelliği var mesela bunun yanında şöyle bastığınızda ekstra bir fırça özelliği var ekranı çizebiliyorsunuz veya hani işte ders anlatıyorsanız işlem yapabiliyorsunuz öyle söyleyeyim hiçbir şekilde engellemiyor çok da güzel bir şekilde yapıyor. Metin ve logo diyor arkadaşlar. Bu da filigran yok dedim ya. Bunu mesela buraya kendi logonuzu yüklüyorsunuz. Kaydın altına yani şuraya veya istediğiniz yere sizin logonuzu ekliyor arkadaşlar. Çok da güzel bir özellik. Bu Mobizen'de falan bildiğim kadarıyla yok. Mobizen'de zaten premium sürüm almadığınız sürece Hiçbir şekilde o işte recorded by Mobizen kısmı silinmiyor arkadaşlar. Öyle bir saçmalığı var. Reklamları kaldır diyor ki zaten reklam çıkmıyor arkadaşlar. Böyle de bir güzelliği var yani. Çıksa bile siz videoyu çekerken hiçbir şekilde çıkmıyor. Hani videoyu kaydettiğinizde belki sonda işte reklam gösterir. O da süreli reklam değil yani. Sekmeyi kapattığınıza giden bir reklam. Ee, dediğim gibi arkadaşlar kaydı yaptıktan sonra şuradan kaydı bitire basıyorsunuz ve galerinize atıyor. Ondan sonra da istediğiniz şekilde, istediğiniz yerde paylaşabiliyorsunuz. Bu video bu kadardı. Eğer işinize yaradıysa veya işte YouTube serüveninizde bu uygulamayı kullanacaksanız, e, kanala abone olmayı, destek olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bakın kaydı bitiriyorum mobil uygulama videoları Kanalını izlediniz Ben Eyüp Eser bu kanalda birçok mobil uygulamaya ait detaylı kullanım bilgileri sunuyorum Ayrıca birçok mobil uygulamanın tanıtımını kullanımını karşılaştırmasını yapıyorum kanalda dilediğiniz kategoride birçok mobil uygulamayı bulabilirsiniz sonuna kadar izlediyseniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz like yapıp videomuzu kapatalım